Ankara'da 31 yıllık evliliğin bitmesinin ardından mahkeme çiftin mallarını yarı yarıya bölüştürdü. Beraber yaşadıkları evin yarısını eski eşine kaptıran koca bu kararın ardından çılgına döndü. Mahkemeye dilekçe sunan eski koca boşandığı eşi için katli vacip olmuştur ifadelerini kullanınca ortalık karıştı. Davacının katli vacip olmuştur. Ben şu an yaşamıyorum. Onlar da yaşamayacaktır. Bu kan donduran ifadeler mahkemeye sunulan bir itiraz dilekçesinden. 2019 yılında boşandılar ama talihsiz kadın eski eşi yüzünden uyku uyuyamaz oldu. Ben tehdit altındayım. Ben tedirginim. Kapıya dahil açamıyorum. Beni öldürüp de içeride yatmaya razıymış. 57 yaşındaki kadın kendisini aldattığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Sıra mal paylaşımına gelince ortalık karıştı. Çünkü mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda evin yarısının kadına verilmesi yönünde görüş bildirildi. Bunu duyan eski eş mahkemeye daha önce görülmemiş bir itiraz dilekçesi verdi. Davacının katli vacip olmuştur. Ben şu an yaşamıyorum. Onlar da yaşamayacaktır. Eski eşini öldüreceğini açık açık itiraf etti. Bilirkişiyi de taraflı davranmakla suçladı. Ben şu an yaşamıyorum, onlar da yaşamayacaktır ifadelerini, cezaevinde yaşamayı tercih edeceğini söyleyerek bitirdi. Talihsiz kadın soluğu karakolda aldı. Ben de tedirginim. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Ben tehdit içindeyim. Şikayet ettim. Savcılıkta uzaklaştırma verdi. Beni öldürüp de içeride yatmaya razıymış. Şiddetli eğilim olduğu için çocuklarım ve ben dokunmuyorduk ona. Gözü dönen eski eş hakkında savcılık bir ay uzaklaştırma kararı aldı. Can güvenliğim olmadığı için tedirginim. Ne yapacağı belli olmayan bir insan. Karakola gittiğimde polis bana dedi ki KADES'e telefonunuza indirin dedi. Saat 10'a bas dedi. Biz dedi nerede olursa olsun biz geliriz dedi. Geceleri uyku uyuyamaz hale gelen kadın Kasım ayındaki duruşmayı bekliyor.